Namop! Yine dayak yemeye mi geldin? Seninle hesabımız yarım kalmıştı biliyorsun. Hey kızlar! Tutun şunu! Ah, dinle beni. Geçen sefer sana yalan söylemedim. O kız gerçekten de Kong'un sevgilisi. Ratana'nın salona nasıl geldiğini gerçekten bilmiyorum. Sana inanmıyorum. Ratana senin onunla işbirliği yaptığını ve yalan söylediğini anlattı zaten. Namop, sen beni yolunacak kız mı sanıyorsun ha? Ben ihaneti asla unutmam. Ve beni tekrar kandırmana izin vermeyeceğim. Buraya sana önemli bir şey söylemek için geldim. Lütfen dinle beni. Dinlemeyeceğim. Senin yüzünden Kong bana kızgın ve benimle konuşmuyor. Yine senin yüzünden maaşım kesildi. Şu an burada bedava çalışıyorum, duydun mu? Madem bugün kendi ayağınla buraya geldin, o zaman şu işi bitirelim. Bu sefer yarın bırakırsam bana da Pravong demesinler. Dinle, Bay Kong evleniyor. Namop, az önce sen Kong evleniyor mu dedin? Evet, Bay Kong evleniyor. Kiminle evlendiğini biliyor musun? Kimle olacak? O güzellik uzmanı Namnın'la. İşte davetiyeleri çoktan dağıtmaya başladılar. Gördün mü? Sana yalan söylemedim. O ikisi birlikteydi, tamam mı? Demek Kong o kuaför parçasıyla evleniyor. Bu nasıl olabilir? Jenny gerçekten doğru söylüyor. Ona sakın inanma Jenny. Geçen sefer Kong'un sevgilisi deyip seni ona göndermişti. Bu sefer de başını belaya sokabilir. Hadi şimdi konuş bakalım, neler çeviriyorsun. Bir şey çevirdiğim falan yok. Bay Kong gerçekten evleniyor. Kanıtım var. İşte burada. Bırakın onu. Bay Kong'un düğün davetiyesi. Senin için onu çalmam zor oldu. Az daha yakalanıyordum. Bay Kong'un odasına girip aldım. Az kalsın yakalanacaktım. Bu yaptığımın karşılığı olarak en azından 200-300 baht verebilirsin, değil mi? Kapa çeneni. Bundan böyle benden tek bir kuruş bile alamayacaksın, anladın mı? Git buradan. Demek beni kullanıyordun. Kong'un o kızla neden evlendiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bana Kong'un hayatında birinin olmadığını söylemiştin. Bak, o sırada hayatında biri yoktu Fa. İşler bir anda nasıl bu hale geldi, ben de bunu bir türlü anlayamıyorum, inan bana. Bu evliliği onaylamadığımı defalarca ona söyledim. Öyle bir kızı gelinimiz olarak kabul etmem asla mümkün değil. Kong'a engel olmak için her yolu denedim ama beni bir türlü dinlemek istemedi. Kong'un o kızla evlenmesini sen de şüpheli bulmuyor musun teyze? Düşünüyorum da bu kesinlikle mantıklı değil. Tabii ki şüpheleniyorum. Bunu defalarca düşündüm. Ama neden o kuaför parçasıyla evlendiğini bir türlü anlamadım. Bu gerçekten çok tuhaf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.